Manşete hoş geldiniz. Görüntüler İran'dan. Dün pazar günü 19 Mayıs pazar günü İran Cumhurbaşkanı reisinin içinde bulunduğu helikopter düştü ve beraberindekilerle beraber hayatını kaybetti. Kurtulan olmadı. Sadece İran Cumhurbaşkanı değil Dışişleri Bakanı da aynı kazada hayatını kaybetti ki reisiden Dışişleri Bakanı yani İran'ın Cumhurbaşkanı ve Dışişleri Bakanı birbirinden çok fazla ayrılmamalı. Her ikisi de uluslararası diplomaside önemli kendi bölgesinde pozisyon olan insanlardı. Dünyada özellikle Batı dünyasında bu sevinçle karşılandı ve sonunda işte bir e, katil ya da ne bileyim bir otokrat ya da kendi halkına zulmeden kişi gitti. İşte bu şekilde öldü filan dendi. Bir diğer tarafı İran Cumhurbaşkanı mevkinde olan ve çok iyi korunması ve güvenlik tedbirleri alınması gereken bir kişi katıldığı bir törenin ardından elverişsiz hava koşullarına rağmen eski, bakımsız bir helikopterle tekrar başkente dönmeye çalışıyor. Ve tek başına yani tek helikopter, yani sağında solunda ona eskortluk yapacak başka bir araç da yok. O açıdan da tuhaf. Yani hem büyük bir güç gösterisi yapıyorsunuz dünyada. Yani nükleer silahlardan işte insansız hava araçlarına kadar bilmem ne kadar bin kilometre öteden işte İsrail'i vurmaya kadar falan. Ama öte tarafta Cumhurbaşkanınız iğreti bir helikopter kazasında ölüyor. Dışişleri Bakanınız da. Çok tuhaf, enteresan. Sol üstte kazadan birkaç saat önce Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'le bir baraj töreninde görülüyor hemen ölmeden birkaç saat önceki son görüntüleri. Sol altta ise helikopterde o gün teşhir edilmiş görüntüler. İşte Dışişleri Bakanı karşısında, Hamani'nin özel temsilcisi karşısında. Sağ üstte arama çalışmaları falan bulamadılar. 12-16 saat bulamadılar. Kaçıncı saate ulaşıldı bakmadım. Ama yani böyle de bir zafiyet var. Yani Cumhurbaşkanının helikopteri düşüyor ve bir ülke, Türkiye'nin Türkiye'den, çevre ülkelerden falan yardım istiyor. Veya uydu görüntülerinden falan yardım istiyor. Bulamıyorlar. Uzun saatler boyunca eğer hayatta kalmış olsalar belki kurtarılacaklar. Gerçi hayatta kalma ihtimalleri yok. Muhtemelen helikopter düştü ve düştüğü anda öldüler. Sert iniş diye açıklandı önce. Belki de bu kamuoyunu yumuşatma amaçlıydı. Yani bir şekilde Cumhurbaşkanı'nın ölümünü kamuoyuna peyderpey sundu İran. Bilmiyoruz çünkü kapalı bir rejim pek çok yerde olduğu gibi bu olayda bu kazada aydınlanmayacak, aydınlatılmayacak. Ee, ...bu konuyla ilgili soruşturmayı bilmeyeceğiz. Bilenler de işte İran'ın başkentinde... ...işte dini liderin çevresindeki bir grup... ...veya işte devlet görevlileri falan olacak. Sağ altta da işte helikopterin enkazına ulaşıldığı andaki kaos... ...o görüntüler görülüyor. Hepsini bir arada getirdim ki hepsine... ...değerli toplu bakın diye. Nereden bakarsanız bakın trajik... ...nereden bakarsanız bakın düşündürücü... ...nereden bakarsanız bakın İran'ın... ...2024 dünyasında... ...44-45 yıl sonra devrimden bulunduğu pozisyonu ve e, seviyesini gösteriyor pek çok yönüyle. Yani bir İran Cumhurbaşkanı'nın Dışişleri Bakanı'yla beraber bir helikopter kazasında ölümünün öyküsü pek çok zafiyeti, pek çok meseleyi, pek çok e, rejimin kendi içinde kapalı kutu olmasını ve diğer konuları barındırıyor. Ne olduğunu bilmiyoruz, öğrenemeyeceğiz. İsrail mi var arkasında, İran'da bir güç mü ortadan kaldırdı yoksa gerçekten kaza mıydı? Bilmiyoruz, öğrenemeyeceğiz de bunu. Sonraki gelişmelere bakarak akşam kesilebilir. İşte yerine Cumhurbaşkanı birinci yardımcı yardımcısı atanmış. İşte efendim bu da dini rehbere yakın kişiymiş. Yani dini rehbere uzak bir kişi var mı <laughs> İran yönetiminde? Neyse. İran İran konusunda uzman olan olmayan herkes konuşuyor. Kimlerin öldüğüne bakalım. Ee, sadece İran Cumhurbaşkanı gitmedi. En solda Doğu Azerbaycan valisi de öldü ve Hamari'nin Tebriz temsilcisi de öldü ve elbette Dışişleri Bakanı en sağda. Yani en önemli ölen iki kişi Cumhurbaşkanı ve Dışişleri Bakanı. Belki de Türkiye liderliğinden veya işte Hakan Fidan'dan falan yapılan açıklamada samimi biçimde bir üzüntü duyuldu söz konusu olabilir. Çünkü Dışişleri Bakanı'nın İran diplomasisinde mühim bir ağırlığı vardı ve onun kaybından dolayı üzüntü duyan geliştirdiği ilişkilerden dolayı şimdi gitti yerine gelenle ne yapacağız falan diye Paniklemiş olabilir veya ondan dolayı üzüntü bildirmiş olabilir ama onun dışında gerçekten dünyada samimi bir biçimde üzüntü bildiren yok. Tam da bu aşam aşamada Suud Kralı Salman da e, akciğer iltihaplanması nedeniyle e, müşahede altına alınmış. Onun da günlerinin sayılı olduğu ifade ediliyor ki zaten e, veliaht prens Bin Salman kral yetkileriyle adeta ülkeyi idare ediyor. Birazdan Su Suud Arabistan'la ilgili daha doğrusu yayının sonunda e, renkli görüntüler getireceğim ekrana. Boşuna belirtmedim. Birkaç gün önce de Slovakya Başbakanı vuruldu. Ölüyordu askersin. E, ölüm tehlikesi var deniyordu. Neyse şimdi müşahede altında ölüm tehlikesi kalmamış. Yani son birkaç günde üç mühim hadise oldu. Orta Doğu liderliği ve Avrupa'daki gelişmeler açısından bütün bunları birlikte ele almak gerekir. Ayrıca Slovakya Başbakanı'nın vurulması hadisesinde Slovakya'nın özellikle Rusya yanlısı tutumunun falan da tesirli olduğu. Bunun da bir iç hesaplaşma olduğu falan gibi şeyler var. Değerlendirmeler var. Muhammed Muhbir yerine atanmış ee, ve 5 gün yaz ilan edildi İran'da sonrasında da herhalde 50 gün içinde filan bir cumhurbaşkanlığı seçimi yapacak ve yeni bir biri seçilecek. Ee, reisi 3 yıldır cumhurbaşkanıydı 2021'de seçildi ve çok düşük katılımın olduğu ve son derece İran'da büyük tartışmaların olduğu bir ortamda geldi Cumhurbaşkanlığı. Ee, Eli kanlı bir insan hiç hukuk tahsili olmadan e, savcılık yapmış ve 1980'li yıllardan beri yani reisi 20'li yaşlarından bu tarafa 63 yaşındaydı öldüğünde 20'li yaşlarından bu tarafa hukuk eğitimi olmadan ki olması da gerekmiyor zaten rejim karşıtları hakkında hükümler veren biri. Sonunda da ölümü böyle oldu. Jeremy Bowen e, İngiliz e, BBC editörü özellikle helikopterin veya işte hava araçlarının elverişsizliğine veya güvensizliğine değinmiş e, İran'daki. 1990'da diyor İran deprem haberini yaparken e, reisinin öldüğü yerin yakınlarında e, Amerika'da döneminden, şah döneminden kalma bir Amerikan helikopterindeydim. Birkaç hafta sonra arızalandığı için zorunlu iş yapmış o helikopter. Birkaç hafta sonra da helikopterin içinde düştüğünü ve içindekileri her içindeki herkesin öldüğünü öğrenmiş falan. Şoku görüyor musunuz? Yani bir gazeteci 1990'lı yıllar İran depremini takip ediyor. Zorunlu iniş yapan bir helikopterde birkaç sonra da birkaç hafta sonra da böyle o helikopter düşüyor. Yani İran'da uzun yıllardır böyle. Yani kendi uçağını helikopterini geliştiremediği gibi Amerikan malı e, ürünlere muhtaç ve o da orada da bir yedek parça tedariki falan olmadığı için de yani kendi içindeki parçaları birbiriyle işte dönüştürerek kullanıyorlar. Ya da ne bileyim Rusya, Hindistan, Çin gibi ülkelerde Ülkelerde de bu iş gelişip gelişmediği ve oradan en azından İran falan gibi ülkelere bir ticaret yapılmadığı için hava araçları anlamında söylüyorum bir devrim yapıyorsunuz üzerinden 45 sene geçiyor ama hala Amerikan helikopteriyle uçuyorsunuz yani orada da gerçekten büyük bir çelişki var savaş program paylaşmış ki Türkiye'deki sınırlı İran uzmanından biridir. Helikopter kazası geçiren İran Cumhurbaşkanı 20'li yaşlarından itibaren İran yargısındaki görevlerinden dolayı binlerce muhalifin idamına hükmeden 4 kişilik ölüm konseyi üyesiydi ve lakabı idam lorduydu. Düşünebiliyor musunuz? İdam lordu. Dolayısıyla İdam lordunun ölümü kimseyi mutlu etmedi, sevindirmedi. Anadolu Ajansı işte canlı yayınlamış Akıncı İha'nın tespit ettiği görüntüleri. Ben bu kepsi aldığımda anlık yaklaşık 3 milyon kişi seyrediyordu bu videoyu. Evet. Enkaz alanı burası. İşte Azerbaycanla İran arasında bir bölge. İran-Azerbaycanı diyeceğimiz bölgede. Şimdi dönelim. Bu konu çok konuşulur. İlerleyen haftalarda devam eder. Türkiye'de e, tutuklamalar geldi. Ayhan Bora Kaplan suç örgütü dosyasının kumpas soruşturmasına ...dönüştürülmesi iddialarıyla ilgili falan diyor sabah. Bir, sabah kumpasta yürüyor ama MHP tarafı darbede yürüyor. Neyse orada orada değiliz. E, burada işte bir takım polis müdürleri... ...MHP'ye veya iktidara kumpasla suçlanıp... ...gözaltına alınmışlardı. Evlerin darama yapılmıştı. Ankara Emniyet Organize Suçlarla Mücadele Şubesi... ...Sorumlu Emniyet Müdür Yardımcısı Murat Çelik... ...Şevket Demircan, Ufuk Gültekin. E, o arada... Kerem Gökay Öner e, serbest bırakılmış. Gizli tanık sert çelikin firarını çelike ilettiğimde hiç şaşırmadı. Polis müdürünü kastederek söylüyor. Şüphelinin yakalanması için talimat da vermedi filan. Belli ki bu kişiyi ayırdılar. Kerem Gökay Öner'i ayırdılar. Bilmiyorum itirafçı falan da olmuş olabilir. Durum nazik ama geçen haftaki kadar şiddetli. Geçen haftaki kadar büyük gündem değil. En azından MHP kendi iddialarıyla ve kendi şeyiyle baş başa kaldı. Sinan Ateş konusunda da olsun. Ayhan Bora Kaplan'la ilgili Ankara Emniyeti'ndeki işte efendim kendine dönük hareketlenmeyle ilgili ol olsun. Eski Bursa Ülke Ocakları Başkanı Sinan Ateş cinayeti ülkücülerin kerbelasıdır diyor. T24'de konuşmuş. Biz diyor cenaze namazı kılarken Sinan Ateş'in tabutun başında defnedilmesini beklerken bütün kurum ve kuruluşlar MHP Ülke Ocakları yeni yıl kutlaması yaptılar. Çok zorumuza ağrımıza gitti. FETÖ iftirası atmak istediler tutmaz. Bu cinayet ülkücü hareketin kerbelasıdır. Şu anda ülke ocakları ülkücü olmayan şahıslarla kuşatma altında çatır çatır adam öldürebilen gözleri dönmüş insanlar diyor. Ve bunlar giderse biz de tekrar döneriz diyor filan. Yani büyük bir e, tabanda vozurdama var ve dikkat çektiği şey biz MHP'liyiz biz ülkücüyüz ama şu anda parti yönetimi ülkücü olmayanlar tarafından işgal edilmiş halde. Ondan dolayı da bizi uzak tutuyorlar diyor. Sinan Ateş görevden alındığında bu da görevden alınmış eski bir Bursa Ülke Ocakları Başkanı. Açıklamaları önemli, çok uzun ee, okuyabilirsiniz. T24'te. Yani nasıl olmasın ki acayip. Şimdi Ankara'dan Ferhat bilmem kim isimli bir, birazdan getireceğim detaylarını. Ankara Bölge İdare Mahkemesi hakimi Rıdvan Demirbilek ile Ankara'da bir araya gelerek sohbet ettik diyor. Şimdi. Şimdi hangisi biri Çakıcı'nın danışmanı, öbürü de hakim. Hangisi hakim, hangisi danışman? Fotoğrafa bakarak söyleyebilir misiniz? Ben sizi hemen fazla düşündürmeden söyleyeyim. Bahçeli ile e, yakın biliyorsunuz içeriden çıkarttırdı. Alaaddin Çakıcı'nın danışmanı Ferhat Aydoğan, Ankara Bölge Hakimi Rıdvan Demirbilek'te. Sağdaki Ferhat Aydoğan, soldaki hakim. Böyle yani iç içe geçmiş ilişkiler. Kim kiminle ne biçimde beraber. Son yani son da söyleyeceğimi başta söyleyeyim. Bugünkü yazı konumda, analiz konumda aynı zamanda. Milliyetçi Hareket Partisi Sinan Ateş cinayetinde adeta diken üstünde tutuluyor. Bahçeli can havliyle Pensilvanya'ya bağlamaya çalıştı fakat kendi camiası bile destek vermedi. En son Ankara Emniyetinde yaşanan Ayhan Bora Kaplan merkezli görevden almalar, emniyet müdürlerinin alınması ve tutuklanması, iktidar için mücadelenin dışa vurumu. Bu sökük artık kolay dikiş tutmaz. Rejimin ömrü sınırlı. Rejimin ömrü sınırlı derken İran'la başladık ama şimdi İran için de geçerli. Birazdan geleceğiz. Suudi Arabistan için de belki geçerli bu. Soru şu. İlkçidarın hangi ortağı masayı devirir bunu ister mi? AKP'nin MHP'den sıkıldığı doğrudur. Fakat kısa vadede yerine konulacak alternatif yoktur. CHP deniyor. Hayır böyle bir alternatif yok. CHP'nin... CHP ve Genel Başkan Özgür Özel bir muhalefet partisi veya yeni muhalefet partisinin konumlanması açısından iktidar veya saray açısından elverişli olabilir. Yoksa bir iktidar ortağı olarak düşünüldüğünden değil yani kafayı yemediler CHP yönetimi de İkt iktidarla şey AKP ile bir yeni koalisyon olacak kadar. Yani onu geçeceksiniz. Yani CHP yeni muhalefet ya da e, ne bileyim elverişli muhalefet olarak belki pozisyonlanmaya çalışılıyor saray açısından iktidar ortağı olarak değil. Bahçeli tek ayak üstünde yakalandı özellikle Sinan Ateş olayında ve elbette Ayhan Bora Kaplan kendi ipini çekmez bilakis sımsıkı sarılır. Çünkü e, erken seçim istemesi e, veya masayı tekmelemesi kendi sonu aynı zamanda. Yani bir daha hiçbir biçimde iktidarda bu şekilde mevzi tutacak ve destek görecek hali yok. O konuda Erdoğan'a mahkum ve muhtaç pozisyonda. Gidişatı CHP'nin aktif ya da pasif tutumu belirler ki şu anda zaten CHP seçimden bu tarafa 31 Mart'tan bu tarafa işte bir buçuk ay geçti pasif kalmakla eleştiriliyor. Şimdi CHP'ye gelmişken yani Kılıçdaroğlu'nun eski danışmanı Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında tutuklanıyor. Kimmiş ismi Ramazan Kubat. Özel haber Alican Can Uludağ'ın tebrik etmek gerekiyor. Yani acayip. Yani CHP genel merkez katında ki 20 küsür danışmandan biri belli ki ee, Özgür Özel onu açıkladı. Yani genel başkan katında 20 küsür oda vardı. Hepsini boşalttık dedi. Şimdi bu danışmanlar ne yapıyordu? Bilmiyoruz. Artı bir tanesi de buymuş. Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında tutuklanması kişinin otomatikman suçlu olduğu manasına mı gelir? Yargılanması gerekir hakkındaki iddialar nedir? Buna bakmak gerekir fakat hani ateş olmayan yerden duman çıkmaz kabiliğinden. Neden CHP Genel Başkanlık katına da bu konu uzandı falan gibi insan düşünmeden edemiyor. Yani CHP çok çağrı değiştiriliyor. Ee, hafta sonu bu konuda ben de hem Twitter'a hem YouTube'a bir video koydum analiz. İşte şeyin uçağı Ekrem İmamoğlu'nun Roma uçağı. Ee, bir, yani iktidara yakın medyadan spor yazarları götürülmüş. İktid iktid kendine yakın medyadan da işte gazeteci yazar takımını götürmüş. Ama T24 artı gerçek kısa dalga hatta Kürt medyasından kimse yok. Bunu da belirtelim. Bir takım isimler işte görebildiğim tanıyabildiğim kadarıyla böyle 17 Mayıs'ta 2024'te Roma'da verilen fotoğraf. Bir Boeing 737 kaldırılıyor. Tamamen İstanbul Büyükşehir imkanlarıyla, otel de İstanbul Büyükşehir imkanlarıyla gazetecileri itiraf ettiler zaten. İstanbul Büyükşehir Belediye basın danışmanı da söyledi. Dediler ki yani itiraf demek doğru değil de açıkladılar. Öyle söyleyeyim neyi itiraf ediyorsun? Açıkladılar para ödemedik dediler. İstanbul Büyükşehir de bunu teyit etti. Yani gazeteciler İstanbul Büyükşehir'in kesesinden bütçesiyle Roma'ya gittiler. Birkaç gün kaldılar ve döndüler. Ne uçak parası var, ne konaklama parası var, belki yeme içme parası da yok. Neyse. Tabii bak kimi gazeteciler kendini savunurken bizim buna imkanımız yok ki. Biz e, kendi paramızla e, liderleri takip edemeyiz. Böyle bir fırsat geldiğinde de değerlendirmemezlik edemezdik filan e, diyenler oldu. Ayrı bir konu. Fakat e, mesleki etik açısından doğru değil. Kendileri de bunu ifade ediyorlar zaten. Bir bu. İkincisi dünyanın her yerinde artık bu tür şeyler. Belki 30-40 sene önce normaldi. Biz de yaptık yani. Ne yalan söyleyeyim çok azını kurum karşılamıştır. Liderlerle uçak, otel, seyahat, konaklama pek çoğu işte karşılanırdı. Ama 20'li yaşlarımda muhabirken ben bunu yaşadım. Sonrasında yok yani bir daha bilmedim bu tarz şeylere. Fakat o, o gün bunun farkında değildik. Ama şimdi bugün bu gazeteciler bunun farkındalar. Yani yaş ortalaması 40-45 ve üzeri. Bir bu ikincisi yani biliyorlar bu geziden sonra neler söyleneceğini. Başlarına geleceğinin de farkındalar polemik çıkacağının da farkındalar. Dolayısıyla bile isteye bir durum da var. Bu da çok fazla açıklanamadı. Dolayısıyla bundan sonra yani bu tür bir gezinin veya bu tür bir eylemin veya bu tür, bu tür bir organizasyonun içine girin, girince gördüğünüz farklı yanlışları veya öteki yanlışları da eleştirme hakkını kaybediyorsunuz ya da samimiyetiniz sorgulanıyor. Problem o. Yoksa elbette gideceksiniz alan memnun, satan memnun. Yani kim ne diyebilir? Kamu bir şey söyleyebilir çünkü kamunun parası. Evet. Suat Kınıklıoğlu CHP ile ilgili çok yerinde bir iki tweetlik analiz paylaşmış. Halkın size 31 Mart'ta verdiği ivme ve yetkiyi heva etmeyin. CHP'nin meydan meydan erken seçim talep etmesi lazım. Bu neyin yumuşaması ben anlamış değilim. Siyasette zamanlama çok önemlidir. Halk yerel seçimde yetkiyi net bir şekilde size vermiştir. Psikolojik üstünlük sağlanmıştır. Zaman inisiyatifi ele alma zamanıdır. Kemal Kılıçdaroğlu'nun adalet yürüyüşü sonrasında kabaran dalgayı ah ah Kabaran dalgayı öldürmesine benzemesin bu iş demiş. Son derece doğru, haklı. Bakın şimdi dün 19 Mayıs'tı. Atatürk'ün Samsun'a ayak basması ve elbette Kurtuluş Savaşı'nı başlatan bir adım olması itibariyle önemliydi. Önemli e, milli bayramlardan biridir. Bu gazetelerin, e, bu gazetelerde 19 Mayıs'ın nasıl görüldüğünde değilim. Gazetelerin hemen tepesinde mavi ya da işte lacivert renkle görebileceğiniz bir ilan var. Kimi gazetelerde var, kimi gazetelerde yok. Şimdi bu ilan şu. Akit'e bile Atatürk fotoğrafı bastıran ilan. E, Türksel'in verdiği 19 Mayıs ilanı. Kendi gazetelerine, Türksel Aksel olmuştur zaten 10 yıldan uzun bir süredir. Kendi gazetelerine bu şekilde dağıtıyorlar. Akit bile Atatürk fotoğrafı basıyor sırf para uğruna ama sana vermiyorlar. yani Böyle bir ayrımcılık var. İktidar bildiğini okuyor. İşte Kobani davası orada 28 Şubat paşalarıyla paşalarıyla paşalarının aynı gün tahliye edilmesi orada, gezi meselesi orada, iktidar hem yeni anayasa müzay, yani iktidar CHP ile bir şey tutuyor veya bir, bir, bir noktada bir noktaya gelmeye çalışıyor. CHP'de buna teşne gibi bir durum var. Yani 28 Şubat paşalarını bak söylediğimiz gibi çıkarttık, affettik. Halbuki onlar sağlık gerekçesiyle affedilmeliydi. Neyse Tayyip Erdoğan o şerefi kimselere bırakmadı. Aynı gün Kürt siyasetçilere ceza yağdı. E, gezi konusunda da Osman Kavala kırmızı çizgimiz ama diğerlerine bakarız falan yeni anayasa yani yani yeni anayasa, asay, yeni anayasaya oturup konuşalım. Şimdi muhtemelen önümüzdeki günlerde Tayyip Erdoğan Özgür Özel'i ziyaret edecek ve bunlar konuşulmaya devam edilecek. Yani normalleşme nereye kadar normalleşme yani. Kobani davasında Selahattin Demirtaş Murat Sabunca T24'te konuşmuş. Devlet açısından Kürdün tavuğu bile teröristtir diyor. Devlet Kürtlerin demokratik siyasette mücadele etmelerini daha çıkıp silah almalarından daha tehlikeli görüyor. Budur yani ortam, ortam budur. Ve Türkiye'nin düşürüldüğü durum yani yeni önüme düştü bu istatistik. 2023 yılında Türklerin, Türkiye vatandaşlarının Schengen başvuruları %16 reddedilmiş. O arada son 10 yılda Türk vatandaşları yani red oranı geçen yılın tamamında 21.7'ye dayandı deniyor ama net red oranı %16. Türk vatandaşlarının 10 yılda Schengen vizesini harcadığı tutar yarım milyar Euro'dan fazla. Bir yönüyle de AB verdiğini geri alıyor gibi bir durum var ama maalesef durum bu. Kapatırken Suudi Arabistan'a götüreceğim sizi. Rejimin ömür, ömrü sınırlı derken bunun İran'a, Türkiye'ye ve Suudi Arabistan'a bakan tarafı var. Bu görüntüler Suudi Arabistan'ın Umelşek adasında düzenlenen Kızıldeniz Moda Haftası. Defileyi izleyenlerin profilde sergilenen kıyafetler kadar ilgi çekici diye paylaşımlar oldu sosyal ağlarda. Son derece enteresan. Bunlar mankenler. Ee, Suudi Arabistan'ın bir adası. Suudi Arabistan yönetimi olması açısından önemli. Yani başını kapatması gerekiyor insanların falan. Bu, bu derece bir e, defilenin olması Suudi Arabistan'da olanakta değil. Seyredenlere de bakın. Yani Paris moda haftası mı? Suudi Arabistan moda haftası mı? Ayırt etmek mümkün değil. Ayrıca bikini resmi geçidi de var. Yani bikinili bir biçimde de modeller, yürüyorlar. Enteresan bir nokta. İran'da bir takım patırtılar, gürültüler var. İşte Suudi Arabistan açılıyor falan. İşler bir noktaya doğru evriliyor diyor ve bu görüntülerle manşeti, haftanın ilk günkü manşetini noktalıyorum. Salı tekrar görüşmek umuduyla. Hoşçakalın.